İyi günler sayın seyirciler. Medya Medya programına hoş geldiniz. Öncelikle bu bayram sabahında Medya Medya ekibi olarak bayramınızı içtenlikle kutluyoruz ve bu güzel günde keyifli ve eğlenceli bir konuyu ele alıyoruz. Evet, bu hafta programımızda yarışma programlarına mercek tutacağız. Yarışma programları hangi kriterlere göre hazırlanıyor? Dünden bugüne yarışma programları nasıl bir evrim, nasıl bir değişim geçirdi? Özellikle son yıllarda bu türdeki programlarda bilgi yerine şans unsuru mu ön plana çıktı? Yarışma psikolojisi nasıl bir şey ve özellikle bu türdeki programları nasıl türdeki izleyiciler izliyor? İşte bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Evet, girişte de belirttiğimiz gibi bu bayram sabahında keyifli bir konuyu işlemek istedik ve yarışma programlarına mercek tutalım dedik. Birbirinden değerli konuklarım var. Aslında kendilerini çok yakından tanıdığınız konuklar bunlar ama ben yine takdim etmek istiyorum. Özellikle yarışma dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan ve bu konuda adeta bir üstad, usta kabul edebileceğimiz Sayın Bülent Özveren bizlerle. Hoş geldiniz ederim. Efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi bayramlar efendim. Çok teşekkürler. Tabii biz geçmişten günümüzde yarışma programları nasıl bir değişim geçirdi? Özellikle son dönemde ne tür yarışma programları revaçta sorularına yanıt bulmak adına genç nesil bir yarışma programı sunucusu olan sevgili İhsan Varolu da burada konuk ediyoruz. Hoş geldin İhsan. Efendim. Herkesin bayramını kutlarız. Evet ve bir başka değerli konuğumuz da sevgili Kenan Işık olacak. Kendisiyle telefon bağlantısı kuracağız ve onun da bu konudaki deneyimlerinden faydalanacağız. Görüşlerine başvuracağız. Efendim yarışma programı tabii çok genel bir tanım aslında. Çünkü farklı yarışma programları var. Ama yarışma denince, Bülent Özveren denince takdir edersiniz ki ilk akla gelen şey de Erevizyon şarkı yarışması oluyor ya da beste yarışması oluyor. Şimdi dilerseniz onunla bir başlangıç yapalım. Çünkü siz hakikaten yarışma programı sunma konusunda Türkiye'deki belki de en tecrübeli isimsiniz. Teşekkür ederim. Dolayısıyla sizin bu tecrübeniz ışığında bu yarışma programlarını sunma kriterleri nedir diye bir soruyla başlayalım istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi biraz belki siyasilerin yaptığı gibi bir tavır olacak ama bir durum tespiti yapmak istiyorum sorunuza cevap vermeden önce. Buyurun lütfen. Televizyon dünyada profesyonel olarak yayına girdiğinden bu yana diyelim olması gereken şuydu ve uygulandı bu. Üç işlevi var televizyonun. Haber vermek, bulunduğu toplumun şartlarına bağlı olarak eğitmek, kültür programları yapmak ve eğlendirmek. Evet. Bir daha sayalım. Haber vermek, eğitim kültür programları yapmak ve eğlendirmek. Ben başka bir şey söylemiyorum. Şu anda 90'dan bu yana Türkiye'de olan biteni değerli evet. seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Maalesef Türkiye'de televizyon işlevinin tamamen dışında, ana işlevinin dışında hizmetler vermekte. Bu da bir parça Türk halkının kültürüne ben ihanet olarak algılıyorum. Evet. Kimse kusura bakmasın. Evet. TRT'yi ayırıyorum. Bir TRT programında olduğum için ya da TRT'ci olduğum için değil, TRT'yi, haber kanallarını ve tematik kanalları kenara koyuyorum. Birkaç tane özel televizyonu kenara koyuyorum. Çünkü onlar iyi kötü Türk halkına yararlı şeyler veriyorlar. Çok basit bir kural var. Sosyodemografik yapıya baktığımızda Türkiye'de şu anda ortalama kültür seviyemiz ilkokul 7'de değiliz daha. Şimdi böyle bir toplumda bu tip yayın Türk halkını nereye götürecek? Bir daha bunu değerli seyircilerimize takdim ediyorum. Peki madem bırakıyorum. Böyle bir girizgah yaptınız o zaman ben bir başka soruyu sorarak Ötekini devam kenarda edeyim. Mı tutalım? Onu kenarda tutalım. Yarışma programlarını bunların hangisine dahil ediyorsunuz? Hangi kategoriye dahil Kuşkusuz ediyorsunuz? Kuşkusuz eğitim kültür. Eğitim kültür. Şimdi bakın yarışma programı dediğimiz anda kanal adını hatırlamıyorum. Zaten vermekte belki bir sakınca da yok ama insanlar sulara düşüyorlar, deliklerden falan geçiyorlar, bir sürü şeyler oluyor. Yahut da akrepler çıyanlarla boğuşuyorlar. Bunlar hangi yarışma bunlar? Ha yarışma ise eğer onları ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Buna o zaman yarışma programı yerine eğlence programı mı demek gerekiyor? Aslında orada da bir yarış var, rekabet var ama o anlamda yarışma. Evet. Ama dediğiniz doğru. Bir eğlence yarışması bunlar.
Çünkü yarışma ne demek? Eğer İhsan'da ikimiz yarışıyorsak aramızda bir rekabet olacak. Hı hı. Normal olarak benim onu yenmeyi düşünmem. Onun da tam tersi düşünmesi gerekiyor. Bu da değil mi? İhsan rekabeti meydana getirecek. Evet. Ama bu insanca rekabet olacak. Evet. Öbür tarafta orada vahşi vahşi şeyler yapılıyor. Hı hı. Ve bu yarışma deniyor buna. Bari adını koyalım. O bir eğlence yarışmasıdır. Diyelim ki İhsan'ın yaptığı programı da ayıralım orada. Hı. Çünkü adam gibi bir yarışma yapılıyor orada şimdi. Yok, evet. Kültür yarışması. Açık konuşalım bunu. Bir de TRT'de yayınlanan bir kelime bir işlem var. Evet. Tek ciddi yarışma şu anda. Evet. Yani bilgi arayan tarzda yarışmalar yerine son dönemde daha eğlence, hatta daha da ötesinde şansın ön plana çıktığını tamamen görüyoruz. Öyle. Tamamen öyle. Evet. Peki ama bu şansın ön plana çıktığı yarışmaların da çok popüler olduğunu, izleyiciler tarafından da çok takip edildiğini de gözlemliyoruz. Şimdi bu noktada ben İhsan'a da dönmek istiyorum. Çünkü bir yandan sen aslında bilgi soruyorsun. Yani kelime oyunu diyerek kelimeler üzerinden bir şeyler türetmelerini ve doğru yanıtı bulmalarını istiyorsun. Ama genelde son dönemde hani tırnak içinde reyting alan yarışmaların daha çok işte kutu açma, bir şeyi tahmin etme gibi şans üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Bu konuda ne söylemek istersin? Şimdi aslına bakarsanız en güzel tabiri Bülent Bey yaptı. Kelime oyunu için, hani kendi programım için söyleyebilirim. Kültür programı daha doğru. Yani hani bilgiden çok kültür programı bizim yaptığımız, evet, program. Yani evet, tabii ki belirli bir kelime dağarcığı gerektiriyor. Biraz daha hani kelimeyi 300 kelimeyle konuşmamak gerekiyor. Bir günü 300 kelimeyle geçirmemek gerekiyor. Evet. Başarılı olmak için, ama şans da lazım bizim programımızda. Çünkü hani işte biz de kutular açıyoruz ama o kutuların içerisinden harfler çıkıyor. O harflerin nerede çıktığı çok önemli. Biraz da şans gerektiriyor ama tamamen şans üzerinden ilerlemiyor tabii ki. Diğer yarışmalara, bahsettiğiniz yarışmalara gelecek olursak neden tercih ediliyor? Çünkü çok kolay. Herkes. Evet. Çünkü yarışmaya katılabilir. Zor hayatlar yaşıyoruz. Çok zorlanıyoruz işlerimizde. Evimize gittiğimiz zaman da kolay olanı tercih ediyoruz. Herhalde ondan kaynaklanıyor. Ama güzel olan şeyleri de seçiyor insanlar, seyrediyorlar. Yani dışarı çıktığımız zaman, konuştuğumuz zaman, yine hani kendi çevremden bahsediyorum, kendi karşılaştığım şeylerden bahsediyorum. İnsanların tepkilerini duyduğum zaman çok hoşuma gitti. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum ve çok hoşuma gitmişti. Aynı şekilde mesela banko yarışması, Bülent Bey'in yarışması, Ben Bilirim yarışması. Çocukluğum onlarla geçti. O programa katılan insanlar, o programda yarışmacı olan kişiler bizim çocukluk kahramanlarımızdı. Evet. Ve insanlar hala bunlardan bahsediyorlar. Hala konuşuyoruz. Evet. Ailemle yan yana geldiğim zaman hala hanımdan bahsediyoruz. Kulakları ışınlasın. Evet, evet, değil mi? Gözleri şeydi. Efendim, göz bebekleri çocuk 7 yaşındaya kadar, evet, galiba kuruyor. Görme özrü vardı biraz ve hakikaten galiba o Lale Hanım bir ekol olmuştu. Ben de çok net hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin, Turgut Özal onu hem İngiltere'ye hem Amerika'ya gönderdi. Maalesef hiçbir şey yapılamadı. Şu anda da galiba Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey görevli. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir özel öğrenciler için diyelim bir daire başkanlığı var. Evet. Onun, evet, daire başkanı görevini, evet, yapıyor şu anda. Yani sizin sunduğunuz o programda değil mi, haftalarca birinciliği kazanarak, evet, hakikaten bir idol haline gelmişti. Evet. Örnek bir insan, evet, kendisi. Evet, çok hoş bir hatırası var hepimizin televizyon zihninde diyeyim. Ve hemen oradan hareket, işte geçmişten bugüne bu kadar çok program sundunuz. Televizyonun yanı sıra işte bugün bir kelime bir işlem ama daha önce başka bir isimde yayınlanan program, işte banko gibi. Ne gibi özellikler aranıyor bir sunucuda? Yani ayrı kriterler aranıyor mu bir yarışma programını sunarken? Ya herhalde terbiyeli olması aranıyor. Yani. Bak, şekil bir, yanında bir genç adam oturuyor. Ekranda ben. Bilemeyenleri azarlamamak gibi. Her akşam olmasa da denk düştüğü zaman, ama haftada en az iki defa seyrediyorum. Bir düzgün giden bir yarışma programı. İki, evet, ben de yararlanıyorum, ben de yarışıyorum evde. Evet. O bakımdan seyrediyorum. Ben İhsan'a kızacağım hiçbir şey yakalamadım şu ana kadar. Çok teşekkür ederim. Gerçek. Sağ olun. Niye böyle yaptı diyeceğim bir şey yakalamadım şu ana kadar. Yarışmacılar kimler? Kimler yarışmacı oluyor? Orta sınıftan çoğunluğu öğretmen, bugün şartlarla aylık geliri 1500 lira civarında olan ama gazete okuyan, kitap okuyan ve kendini yetiştirenler yarışmaya katılıyorlar. Neden? 5-10 bin lira para alabilir miyim acaba diye. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 5-10 bin lira uğruna insanlar ne hale düşürülüyor ekranlarda. Niye bana öyle baktın? Gel bakayım, şarkı söyle bana.
Şimdi oraya gelen insanın psikolojisini, biraz evvel söylediğim gibi, para kazanmak uğruna geliyor. Hele bir de programın içeriği, formatı birinci olan birkaç hafta devam eder uygunsa, ki bizim yaptığımız programlarda hep bu şekilde giderdi. Ya 3-4 program katılabilirsem bir 40-50 bin alabilirim. 80'lerin rakamlarını veriyorum, 90'ların rakamlarını, ama bugüne pek büyük fark yok. Yani aynı rakam diyelim. Ya belki bir küçük ev bile alma şansım olabilir. Ya da evi varsa bir yerden arabamı değiştiririm. Yani küçük idealler, küçük beklentiler uğruna katılıyor insanlar. Ve karşınızda titriyor. Bile kimsenin kimseyi aslında ekranda azarlama şey hakkı mi? Yok. Olacak yani şey bu kriterler mi? Söz konusu olmasa bile kimsenin kimseyi olacak o şekilde şey aşağılama aslında hakkı yok. Şimdi ben burada konuksam, sizin beni, bırakın TRT'yi, herhangi bir özel kanalda olsak, hakkınız var mı? Hayır. Benim size karşı bir tavır koymaya hakkım var mı? Yok. Ama neden yapılıyor bunlar? Seyrettim mi dün akşam şu programı? Kıza neler yaptı? Adamı nasıl bilmem nereye soktu? Haftaya seyredelim. Reyting kurunu yapılıyor bütün bunlar. Ama şimdi burada benim, tabii izleyiciye de biraz değil mi ayna tutmak lazım. Niçin ama ben böyle biraz bir şey izlemek yerine ilkokulu 6'da dedim ortalama eleştirme seyircimiz. Yerine değil mi izleyebiliyor. Yani. Şimdi evet. Bir de aslına bakarsanız yani hani değişik olan şeyi tercih edecektir insanlar. Bunun hani daha ahlaklı olması, daha farklı olması, şöyle olması, böyle olması hiç önemli değil. Biliyorsunuz şimdi mesela küçük videolar moda oldu. Hani bilgisayar, internetten de takip ediyoruz. Sırf bunları yayınlayan kanallar da var. Hiçbir özelliği yok. Düşen insanları izliyoruz. Evet. Yere düşen kafasını. Absürt komedi. Evet evet yani böyle şeyleri izliyoruz. Evet. Böyle şeyler tercih ediliyor. Bunu izleyecektir insanlar. Ama hani bunun yanında başka bir şey de olmalı ki bir seçim şansı olsun. Yalnızca düşen insanlarla hayatını idame ettiremez. Bu tuhaflıklar yerine değil mi? Yani olabilmeli. Zaten Retük'ten aldığım resmi sayıya göre dijital platform hariç 500'ün üzerinde kanal var Türkiye'de. Bırakın yapsınlar, ben orada değilim. Tabii ki. Ama büyük kanalların yani seyircinin reyting amaçlı izlediği kanalların kültür ve eğitim programları sabah 2.30 ile 5.30 arasında değil, günün uygun saatlerine yayınlanması gerekiyor ki halkımızın kültür seviyesini, eğitim düzeyini bir parça yükseğe çıkartalım. Evet. Benim derdim bu. Dolayısıyla öncelikle terbiyeli olması gerekiyor diyorsunuz. Bir. Başka? Donanımlı olacak bence. Biraz evvel çok güzel söylediysen. 300 kelimeyle konuşuyor dedi. Bakın size bir anımı anlatayım. Lütfen. Yolda yürürken hiç sevmem ben telefon çaldığı vakit konuşmayı. Çünkü yani ters geliyor bana ama çaldığı zaman da açacaksın. Açtım duvarın yanına geldim. 2 dakikası 30 saniyede bitirdim işimi. Fark ettim ki bir ankesörlü telefonların olduğu yerdeyim. Ve hemen yanımdaki telefonda da bir vatandaş konuşuyor. Oldu abi. oldu canım. Oldu abi. Ya tek olduğuyla konuşmayı bitirdi. Bu bala etmiyorum sen. Birebir şahit oldum. Tamam de, peki de, evet de, bir şey de başka. Hayır, olduğuyla bitirdi. Demek ki 300'ün altını inmemiz gerekiyor öyle paramızda. Evet. Şimdi bu seviyeyi ilginç. Bizim kaldırmamız gerekiyor. Çok kaldırmamız ilginç. Gerekiyor bunu. Nasıl kaldıracağız? Televizyonla. Peki donanım derken merak edilen unsurlardan biri de özellikle bilgi yarışmalarını sunanların aynı şekilde genel kültüre sahip olup olmadığı, o sordukları soruların çoğunun yanıtlarını bilip bilmediğidir. Şimdi bilip bilmemesi bence önemli değil. Ama ben kendi adıma konuşacağım. Ben yaparken programı hiçbir zaman tek başıma değildim. Büyük çoğunluğunda değerli arkadaşım, adaşım Bülent Osman ile beraber yaptık. Ama ben mutlak surette yapım evresinin içindeydim. Yani ben A'dan Z'ye olayın ne olduğunu bilenlerdendim. Çünkü eğer ben bilmiyorsam yapacağım işi, herhangi bir kritik anda ben de tökezleyebilirim. Bir defa kendime emniyet almam gerekiyor. Her zaman kendime emniyet aldım. Evet. Biraz evvel anlatıyordum programa girmeden önce. Bir sefer yurt dışından geç kaldım. Çünkü ben her geldiğimde mutlak surette istisna olmamak kaydıyla yarışmacıları toplarım. Bir saat onlara yarışmanın bütün evrelerini anlatırım. Provalarını yaptırırım. Çünkü unutmayalım. Yıllarımı 80'li 90'lı yıllar başı TRT tek ve de devlet kanalı, herhangi bir aksiliğin nelere mal olacağını biliyoruz hepimiz. Allah şükürler olsun bir defa hafif bir alkollü arkadaşımızın getirdiği bir sıkıntıyı yaşadım. O da büyük bir sıkıntı olmadı ama ben hissettim ki biraz kaçırmış. Halbuki hep söylerim, eğer dini inanışlarınıza aykırı değilse bir kadeh kendinizi rahatlatmak için, o bir kadehi birkaç kadeh gibi algılamış galiba bir parça şeydi. Yarışmacı mı? Yarışmacıydı. Hafif ağzı dolaşıyordu. Canlı yayındayız, şaka değil. Evet. Yani akım derken şehit olabilir. Zor, evet. Ben endişeliydim.
Nereden ben bunu açtım? Neydi sizin sorunuz? Pardon. Biliyor musunuz dedim sorduğunuz soruların yanıtlarını. İşte bir sefer yurt dışından geç kaldığım için bakamadım ve kaçırdım orada. Ve sorduğum soru bir defa daha çıktı karşıma. Yani zarf hazırlanırken hata yapılmış. Evet. Ama ben kendim yaptım, bak bu hata meydana gelmiyordu. Arkadaşımın gözünden kaçmış olabiliyor. Şimdi orada canlı yayındasınız ve akıldan bir soru sormam gerekiyordu. Evet. Akıldan bir soru sordum hemen. Nasıl soracaksın bu soruyu? O programın içeriğine uygun olacak, geçen hafta sormadığım bir soru olacak, makul kabul edilen bir soru olacak. İşte donanım bir parça, biraz da tabii tecrübe gerektiriyor. Tabii, yani orada canlı yayında eyvah ne olacak şimdi değil, basit, insanları cevaplayacağı bir soru sordum ve geçiştirdim olayı hemen orada. İhsan? Valla bilinmese de öğrenilmesi gerekiyor aslına bakarsanız. Şimdi kelime oyununda soruları ben hazırlıyorum. Bütün kelimeleri bilmiyorum tabii ki. Hani bazen Farsça, Arapça kökenli kelimelere de yavaşça dokunuyoruz ve bir kısmını da öğreniyorum. Ama illaki donanımlı olarak giriyorum zaten çekime. Yani ondan öncesinde o kelimenin kökenini de öğrenmiş oluyorum. Ve hani herhangi bir problem yaşarsak eğer bunu yarışmacıya ve seyircilere aktarabilecek noktada hazırlanıyorum. Evet. Yaptığım şey odur. Peki soruların yanıtlarını biliyor olmak sizin sunumunuzu etkiliyor mu? Beni hayır. Beni de etkilemiyor. Yani hani bir problem yaşamadım şimdiye kadar ama bazı yarışmalar vardır ki yani sunucu da soruların cevabını bilmemesi gerekir formatı gereği. Öyle yarışmalar da var. Yani çünkü hani bir problem yaşanmasın diye bir gelişmesinden dolayı, programın daha fazla gelişmesinden dolayı bazen sunucunun da soruları o anda öğrenmesi gereken programlar da var tabii ki. Evet. Ama yani zannediyorum ki değil mi siz hazırlıyordunuz zaten soruları da aynı zamanda. Bu programlarda illaki sunucunun soruları daha önceden bilmesi ve o doğrultuda çalışması gerekiyor aslına bakarsanız. Çünkü bazen sunucunun da bilmesini istemiyorlar ki hani tiyo vermesin ve yardımcı olmasın ya da tam tersi bir tavır sergilemesin diye. Formatla ilgili bir şey ama yani hani yarışmadan yarışmaya değişen bir şey. Ama herhalde bir bilgi yarışması sunuyorsa da bir genel kültürünün bir altyapısının olması önemli bir kriter olsa gerek diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam TNT televizyonda yayınlandı bir quiz Amerika'daki bir olayı ekrana getirdiler. Oradaki espri neydi? Hep rating uğruna bazı kişilere cevapların verildiği olayıydı. Evet. İşte tabii çok kritik bir şey bu. Ben onu şöyle savunuyorum. Yapmadım bunu ama yeniden yani bu işi yapsam acaba yapar mıyım diye düşünüyorum. Kendime kişisel maddi bir menfaat sağlamamak birinci şart. İki, manevi herhangi bir şart avantajla sağlamak. Çok özür dilerim. Erkek sunuyor, bayanlar var. Bayanlardan birinden hoşlanabilir. Ben bu bayana bir... Hayır, böyle bir rezillik olmayacak yani. Evet. Ama niye o bayana... Hayır, olmayacak. Hiçbir şekilde olmayacak. Ama programın ilgi toplaması ne demek? O kanalın daha çok seyredilmesi demek. Bu devlet kanalı da olabilir. Programın daha çok seyredilmesi demek. Ve de daha önemlisi belki de bunun yayılması bu bilginin. Yani ilginç bir program var. Seyircilerin toplanması ve kültürlerini bir parça artması demek. Ben küçük oyunlar yapılmasına karşı değilim. Evet. Ama şov bu sonuçta. Bu iş şart. Yani tabii ki şov bu iş sonuçta. Ama yani hani onu bir süre sonra yarışma formatından çıkması demektir. Yani belirli bir şekilde tutulması gerekiyor. Çok da şova dönüşmemesi tabii gerekiyor. Hassas bir denge diyorsunuz. Belli bir dengede. Şimdi telefon attığımızda bir başka değerli isim sevgili Kenan Işık var. Müsaadenizle kendisine de birkaç soru yöneltmek istiyorum. İyi günler Sayın Işık. İyi günler. Öncelikle sizin de tabii bayramınızı kutlayarak başlamak istiyorum. Teşekkür ederim, ben de sizin bayramınızı kutlarım. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi yarışmaları sunan kişiler acaba soruların yanıtlarını biliyorlar mı diye biz burada bir tartıştık kendi aramızda. Sizin bu konudaki aslında görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü yanılmıyorsam bir verdiğiniz röportajda ben soruların yanıtlarını bilmiyorum demiştiniz. Yanılmıyorsam neden bilmemenizi istemişlerdi? Valla isteselerdi bile ben bilmemeyi tercih ederdim. Bu bir. Zaten o formatın akademisyene doğru şirketi de yani sunucunun cevapları bilmemesini şart koşuyordu. Doğru bir yaklaşımdır bu. Ne olursa olsun yani bir manipülasyona meydan vermemek için böyle bir karar almışlar. Bence de doğru. Çünkü yani soruları bilirseniz yarışmacıyla doğru düz ilişki kuramazsınız. Yani konuşma özgürlüğünüz, o soru hakkında ve cevabı hakkında sizin bildiklerinizi en azından yarışmadan çok seyirciye aydınlatmak adına sizin bildiklerinizi söylemenize mani bir hal olur. O yüzden
rahat etmek önemli. Aslında ben yani zaman içinde neredeyse soruların %80'ini biliyordum cevapları. Yapıyor çünkü, muydunuz kendinize göre? Ay bu mu değil mi? Yani o bile beni tedirgin ediyordu bazen. Hı. Yani keşke yani sorunun cevabını net olarak bilmesem de çok daha rahat yarışmacıyla diyalog kursam diye. Bir şey yapmak mümkün değil elbette. Yani bu yanlış. Yani bu böyle bir şey olmaz. Zaten bizim o programda da böyle bir şey olmadı bugüne kadar. Evet. Olmaması da bence doğru bir şeydi. Fakat ne der ona, yani o bir show programının olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir bilgi yarışması programı. Bilgi yarışması programında önemli olan soru ve cevapları değildir. O sorunun üzerine cevap seçenekleri arasındaki o ne derler ona, o gidip gelmelerdir, onlar evet. hakkındaki yorumlardır. Yani siz bir şairi soruyorsanız, Türk şiirinin bütün tarihsel aşamasını, işte o döneme ait şairleri, hatta biliyorsanız ondan iki tane şiirle renklenen bir şeydir o. Ve seyirci zaten buradan öğrenir. Çünkü ben hep sokakta, ya çok iyi öğreniyoruz. Evet. Ne güzel program laflarını duydum. Sonradan düşünüyorum yani 10-15 tane demek soru soruyorum. Demek ki bu araları doldurmak önemli. Değil evet, mi? Bu tahminler konusunda yardımcı olmak meselesi. Bir donanım da gerektiriyor Sayın Işık. Tam anlamıyla öyle. Bir altyapı meselesi. Yani eğer yani şiirse, diyelim ki yani Pir Sultan Abdal'sa, Yunus Emre'yse, Mevlana'ysa yani tasavvuf bilginizin olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Shakespeare'se yani edebiyata dair, yani bundan 500 sene önceki edebiyatı ya da tiyatronun başlangıcını, Elizabeth Tiyatro ve benzeri gibi şeyleri bilmeniz gerekiyor ki onun üzerine konuşabilirsiniz ve seyirci de o nedenle aydınlanabilsin. Yoksa soru ve kupkuru cevabıyla seyircinin bir şey öğrenmesi mümkün değil. Evet. Peki sizin alanınızın dışındaki sorular konusunda ne yapıyordunuz? Yani vallahi onları da biliyordum. Bilim, teknik gibi mesela ben konular. Ben şimdi soruların aslında bilinebilir sorular olmasından yanayım. En azından analitik bir anlayışla, bir mantıkla, çözümlemeyle doğru cevabın bulunabileceği sorulardan yanayım ben hep. Evet. Yani siz şimdi daha sonra diyelim ki ben hakikaten bir başka grup soruları hazırladı. Öyle sorular soruluyordu ki işte basketbol ne zaman olimpiyatlara katılmıştır? 1902, 1903, 1904, 1905 öyle olmamalı. Evet. Yani bu arada 2008 gibi bir rakam da olmalı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Seyirci ya da en azından yarışmacı onu hemen 2008'i devre dışı bırakabilmeli. Onu bıraktıktan sonra belki işte yarı yarıya joker hakkını kullanarak onu da eleyebilmeli öteki soruyu da vesaire gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle şanslar verilmeli ama biz ÖSS soruları gibi sormaya başladık son zamanlarda. Hmm. Bu yanlış bir şeydi. Benim programı bırakma sebebim de oydu. Çok önemli bir tespit bu. Evet yani ben oydu, öyle olmaz. Çünkü evde bir profesör ve onun torunu da olabilir 8-12 yaşlarında. O torun bilebilir o sorunun cevabını. Profesör bilemeyebilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bu önemli. Ne bileyim ben yani kuru kuruya bilgi, ansiklopedik bilginin yanı sıra insanın mantıklı düşünmesine yardımcı öyle. Olacak aynen tarzda yani sorular. Slumdog Milyoner diye bir film vardı. Film yani bu yarışmacı ve sunucu arasındaki ilişkileri dışında çok doğru bir yere giden bir filmdi bence. Çünkü o filmde yoksulluk içinde büyümüş, çaresizlikle öğrenmiş, hayat öğrenmiş biri vardı. Yani çünkü evet. o yoksul olduğu için işte bilebiliyordu bilmem neredeki tapınaktaki heykelin sol elinde ne olduğunu. Evet. Çünkü o bilebilir, o bakabilir. En azından hırsızlık yapmak için bir evin, zengin bir evin kabartmasında ne var onu bilebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun ne olduğunu anlayabilir. Bir terazi görür, ha bu adaletle ilgili de. Orada o vardı ve çok güzeldi o anlamda. Yani evet. bize hayatı, hayatın içinde öğreten bir şeydi o. Evet. Yani hayatın içinde öğrenilenlerin daha değerli olduğunu. Daha değerlidir ve unutulmazdır zaten. Ve onun da bir manası vardır netice itibariyle. Evet, o yüzden. Ve oradaki bütün sorular Oscar hayatın aldı. İçinden öğrenilmiş sorulardı. O genç çocuk çaycı diye aşağıladı sunucunun. Evet. O aslında hayatın içinde her şeyi görmüş ve öğrenmişti. Hayatın yaşadığı hayat da yoksullukla ilgiliydi ve öğrenmek zorundaydı tutunabilmek için. Evet. Yani bu anlamda çok önemli bir filmdi o. Yarışma içinde, özellikle paralı yarışmalar içinde, ödüllü yarışmalar içinde bu çok önemli ve değerli bir şey. Evet. Peki Sayın Işık, sizden ayrılmadan önce bir şey daha merak ediyorum. Son olarak kısaca o yanıtı da almak buyurun. İsterim. Hakikaten uzun yıllar yaptınız ve belli bir kalitede bu sunuculuğu gerçekleştirdiniz. Sonuçta en çok ne aldınız bu kadar uzun süren ve bu kadar izlenen bu yarışma programları? En fazla size neyi gösterdi, ne kattı? Valla şimdi yani Türkiye'de nereye gidersem gideyim, hatta bazen yurt dışında nereye gidersem gideyim. Yani insanların bana olan
bir ilgisi var ki bu ilgi sanki ben her şeyi bilirim. Bilgi adam. Evet, bilen adamım, her şeyden haberim var ve bir de herkese yardım edebilen, para veren, hoş denedim. Böyle bir duygu var yani, anlatamıyorum aslında. Ben de çok şey bilmem. Ben de çok güvenilir biri değilim. Benim de bazen küçük yalanlarım vardır gibi. Yani bu hakikaten Cumhurbaşkanı'ndan tutun da yani sokaktaki bir yurttaşa kadar, bir esnafa kadar böyle bir ilgi var ve hala da devam ediyor o ilgi. Ne güzel. Yani bana kattığı en önemli şey bu. Yani güvenilirlik denilen bir şey, evet, kattı bana. Ki ben internette yani bundan 4-5 yıl önce zannediyorum, Cumhurbaşkanı'ndan sonra ikinci çıkmıştım güvenilirlikte. En güvenilir insan. Evet. Sayın Ahmet Necdet Sezer birinciydi, ben ikinci olmuştum. Yani bu iyi bir şey aslında. O yarışmanın aslında bir şekilde manipüle edilmediğinin de karşıda göstergesi. Çünkü burada hakikaten bilmeyene de para vermek ya da acıyıp al canım sen de bunu git, evet, demek de doğru bir şey değil. Yani evet, hak eden kazansın. Evet. Bilgi dediğimiz şey değerlidir ama ansiklopedik bilgi değil. Evet. Sayın Işık, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hoşçakalın efendim. Oradaki yarışma sunucusu arkadaşlarımıza, özellikle Bülent Bey'e çok sevgilerimi, saygılarımı getiriyorum. Limuk abiye çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi bayramlar. Evet, aslında böyle bir algı da oluşuyor değil mi? Yani madem bu kadar bilgi soruyorsunuz, sizler de bunların yanıtlarını biliyorsunuz diye bir bilgi adam konumu size yakıştırılıyor. Tabii. Bunun beraberinde de bir zorluğu var mı? Öğrenmek istiyorum açıkçası. Vallahi zorluğu var mı bilmiyorum ama benim güzel bir huyum vardır. Ben bir şey bilmiyorsam hiç eveleyip gevelemem, bilmiyorum diye. Bilmiyorum diyorsunuz. Ha. Ama ne yapabilirim? Bana 10 dakika izin ver, bir araştırayım. Hı. Acaba yardımcı olabilir miyim? Ama ben çok şey bildiğimi de biliyorum. Evet, ne yani. Güzel. Peki İhsan, senin için de yani işte Türkçeyi doğru kullanmak, doğru yerde doğru sözcüğü bulmak gibi bir zorunluluk oluyor mu? Böyle bir beklenti çok var çok herhalde seninle ilgili yani olarak. Ben şimdi yeni başladım. Kamera önüne geçmeye daha doğrusu yeni başladım. 11 senedir hani en kaba tabiriyle televizyoncuyum. Son 4 senedir metin yazarlığı, editörlük yapıyorum ama bir şeyi yazmakla söylemek arasında çok büyük fark var. Evet. Yazarken hakikaten diye yazarım. Fakat söylerken hakikaten derim. Ha. Ve bunu ilk televizyonda izlediğimde, yani kendimi televizyonda ilk izlediğimde ve hakikaten dediğimi duyduğumda, eyvah, çok kötü geldi. İnanılmaz geldi. Evet. Yani hani çok kendime yabancılaştım ve açıkçası ilk bölümleri izleyemedim. Yani baştan sona kadar programı izleyemedim. Çünkü kendimi gördüğüm zaman, konuşmamı duyduğum zaman nefret ediyordum. Evet. Dikkat etmeye çalışıyorum. Hani artık yavaş yavaş gündelik hayatıma da girmeye başladı. Bu bir kazançtır tabii ki. Ne güzel. Evet. Şimdi dedik ki donanım gerekiyor. İşte terbiyeli olmak lazım dedik. Bir başka şey de herhalde insan psikolojisini doğru yönetmek olsa gerek. Çünkü biraz önce belirttiğiniz gibi bir kere hakikaten bir beklentiyle geliyorlar oraya. Net bu. Daha herkes beklentiyle geliyor. Önemlisi büyük bir heyecan. Yani benim annem yarışma programlarını çok yakından takip eden bir izleyici. Tabii televizyonun karşısında evinde oturduğu yerden hakikaten de birçok sorunun yanıtını bilir. Hep der ki ya ben de gireceğim şu yarışma programlarına der. Ben de derim ki anne, o kadar göründüğü kadar kolay değil. Çünkü oraya gittiğin zaman o stüdyo ortamı, spotlar, kameraya alışık olmama, bunun getirdiği ayrı bir heyecan ve bir panik havası olabilir derim. Şimdi bunu yönetebilmek de herhalde önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben biraz evvel dedim ki bütün yarışmalarımda yarışmacıları mutlaka birkaç saat önce programa çağırırdım. Onları yumuşatırdım. Heyecanlarını bir parça kendi üzerime alırdım. Program anlatırdım. Provalarını yaptırırdım. Bir anlamda her bir robot değil ama neyi nasıl yapacağını ve neyi yapmaması gerektiğini bilebilecek, evet, hale geliyorlardı. Dolayısıyla üstelik canlı yayın yapılıyor. Evet. Canlıya katıldığı zaman... Bir de canlı zaman, olması ayrı bir heyecan. Tabii ama %50'sini rahat törpülüyordu. Tabii bu aradaki çalışmanızda karar vermeye başlıyorsunuz. Şu beyefendi ile şu hanımefendi herhalde diğerlerine karşı daha avantajlı durumda olacaklar. Çünkü serinkanlı olmak orada büyük bir avantaj herhalde. Yani. Tavırlarıyla, söylemleriyle her şeyleri belirliyorlar. Ama hiçbir problem yaşatmadılar. Hiçbiri demedi ki ben ne olacağım diye. Hepsi geldi, adam gibi yarışmalarını yaptılar.
Bir tanesi birinci oldu. Zaten birinci olmak önemli. Evet. Üçüncülük, dördüncü. Öyle bir şey onda değil. 17. oldu mu öyle bir şey. Evet, yani birinci olunuyor. Bu sene hele dördüncü oldu hadise değil mi? Yani kızı o kadar çok eleştiri yaptılar ki üzüldük yani. Dördüncülük eskiden ne kadar çok güzel. Önemli bir şeydi, sonuçtu. Bayram ilan edildi. Bayram ilan edildi. Artık beğenmiyoruz üçüncülükleri, 85 dördüncülükleri. 85'lik defa dokuzuncu olduğumuz vakit Allah rahmet eylesin Melih Kibar'ın bestesiyle ortalık birbirine girmişti. Ya. Ya, tam dokuz yok halbuki yani. Bir var dediğim gibi. Evet. Ama Türkiye artık sonda değil de ön plana geldi diye. Evet. Peki İhsan, senin bu anlamda yaşadığın zorluklar var mı? Yarışmacılar evet, mı? Evet, yarışmacılar anlamında heyecanlanan, bilse de söyleyemeyen. Yani onları yönetebilmek de herhalde sizin için önemli bir sorumluluk. Aynı taktiği uygulamaya çalışıyorum açıkçası. Hmm. Bülent Bey'in söylediği gibi. Ama bazen öyle oluyor ki bir günde 3 bölüm çekiyoruz. Yani banttan yayınlanıyor evet, ve yani hani çok fazla zaman ayıramıyorum. Çünkü 2 bölüm arasında bazen 20 dakika oluyor. Yarım saat oluyor. O sırada işte kostüm değiştiriyoruz, işte makyaj yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Koşturma durumu olduğu için bazen bazı yarışmacılarımla ilgilenemiyorum. Ama zamanım olduğu zaman her zaman birlikte bir çay içeriz, konuşuruz. Çünkü açıkçası oraya gelen insan sizin de bahsettiğiniz gibi belirli bir heyecanın içerisinde oluyor. Çünkü o programı sevdiği insanlar, eşi, dostu, evet, arkadaşları, daha da önemlisi sevmediği insanlar da izleyecek. Yani o yüzden de hani başarılı dahi bilemedi. Yani hem başarılı olması, başarısız, bu bir yarışma sonuç itibariyle. Başarılı olmak istiyor, başarısızlık sorun yaratacaktır, kendisini mutsuz hissedecektir. Bunun dışında da hani başarısızlığın ötesinde bir yanlışlık yapılırsa o çok büyük bir problem yaratabilir hayatında. Hani evet, biraz önce bahsettiğiniz bu azarlama durumu gibi. Hiç kimse öyle bir şey istemez. Yani yarışmayı bitirdikten sonra, o stüdyodan çıktıktan sonra aynı hayatına devam et de bilmesi gerekir. Bir de şeyi de yönetmek zor. Yani kazanamayan yarışmacının orada hani bozulması, sinirlenmesi, itiraz etmesi, üzülmesi, hani bunları da yönetmek zor. Sadece ama işte ben yine bunları da yaşamadım. Niye? Çünkü onların hepsini önceden hazırladığın için programın akışı içinde fark ediyorlardı ki ben kaybediyorum. Demek ki ön hazırlık önemli. Şarttır. Şimdi tabii bizi izleyenlerin önemli bir bölümü yarışma programlarına ilgi duyan bir kesimdir diye tahmin ediyorum. Kriterler ne yarışmacı olabilmek için? Yani herkes yarışma programlarına katılabiliyor mu? Yoksa ön elemeler var mı? Hangi özelliklere sahip insanlar daha fazla bu yarışmalarda başarı kazanıyorlar? Çok güzel bir soru. Ben sizin verirsen önce cevaplayayım. Çünkü daha eskiden bu yana geliyor. Biz buna başladığımız vakit sevgili Osman ile beraber dedik ki bir sınav yapmamız gerekiyor. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce başvuru var. Şu televizyonun kapıların dili olsa da anlatmaya başlasa, kapılar yıkıldı burada. Sınava girmek için insanlar hücum ediyorlar. Niye? O 5-10 bin lirayı kazanmak için geliyorlar buraya. Birinci amaç bu. Değişmiyor bu. Mecbursunuz bir sınav yapmaya. Ne yapıyorduk biz? 25 soruluk bir soru grubu var ama 4 tane grup yapıyorduk ki birbirlerinden kopya çekmesinler diye. Hani üniversite sınavlarını ayırıyorlar ya, biz öyle yapardık. Dağıtırdık bunları ve 15'i kıstas alırdık kendimize. 15'in üzeri mutlaka katılır. Ama 10 ile 15 arasından da arada bir seçerdik ki hepsi çok başarılı gibi gözükmesin yarışmacıların. Birkaç kişiyle arada bir çaktırmadan zayıf olduğunu belli etsin gibi. Hı hı. Örneğin burada yapılıyor, İstanbul Televizyonu'nda yapılırken Osman bana geldi, dedi ki özveren bir durum var. Nedir? Bir görme özürlü genç bayan var. Onu ne yapacağız diye dedim, istersen ben onu alayım, özel bir sınav yapayım. Yani tek onu yapayım. Babası da yanında dedi. Babasını alalım dedim. Baba, kız, ben girdik küçük bir odaya. Anlattım dedim, bu kadar vaktim var. Ben sana sırayla okuyacağım soruları. Bildiklerini hemen, çünkü süren sınırlı. 25 dakika vaktim var. Ben okuyorum, cevap veriyor. Ben okuyorum, cevap veriyor. Ben okuyorum, cevap veriyor. Sanıyorum 21 taneyi cevapladı. Vaktimiz vardı. Döndüm, cevaplamadıklarını okudum. Bir tane daha çıkart ya da iki tane, tam emin değilim orada. Bittiği anda gittim Osman'a, dedim ki Osman vaziyet böyle böyle. 23 tane doğru cevaplayan görme özürlü bir bayan var. Biz bunu ilk değil belki daha ama ikinci, üçüncü yayın hemen alalım ki işte ondan sonra ortalık birbirine girdi. Sonra da o ama Hale Hanım değil mi evet, bu? Hale evet. Bacakoğlu ama sınav mutlaka. Hale Başakoğlu. Bacakoğlu. Bacakoğlu. Evet. Bacakoğlu. Mutlaka sınav yapmak gerekiyordu. Çünkü kültür olayı, yani tabii üniversite mezunu şart koşmuyorduk biz. Lise mezunu şart koşmuyorduk. Evet. Bu sınava katılacaksın ve genel kültür, başarılı olacaksın. Çünkü lise mezunu olmadan okul, ilkokulu mezunu olup kendini yetiştiren çok insan çok tanıyorum doğru, ben. Çok gerçekten doğru. Evet. Üniversite mezunu olup dünyadan bir haber olan da çok. Çok doğru bu da.
Onun için bizde öyle bir kural yoktu ama sınava katılmak var. Ha, ne yapıyorduk? İzmir'de sınav yapıyorduk. Antalya'da, Ankara'da, Trabzon'da, Adana'da, Diyarbakır'da. Yani biz halkın ayağına gidiyorduk. Onları getirmiyorduk buraya ki. Niye Diyarbakır ya da Siirt'teki, Gaziantep'teki katılması? Çok güzel, evet. Yakın bir yere gelebiliyordu onlar. Sonra topluyorduk onları. Üşenmeden ciddi ciddi kontroller yapılıyordu. Deyim yerindeyse çürçür olanlar ayrılıyordu. Sonra bay bayan dengelerine bakıyorduk yarışmaya çağırırken. Kültür dengelerine bakıyorduk çağırırken. Bir de aldığı puanlara bakıyorduk. Ve bu güzel bir dörtlü çıkıyordu daima karşımıza. Evet. Bize böyleydi. Bunu her hafta değil mi? Her hafta mıydı? Her hafta yapıyordunuz. Ama bu sınavlarda işte uygun zamanlarda yapılıyordu. Çünkü program devam ettiği için hep elinizde belli bir kitlenin olması gerekiyordu. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen yapıyor musun şey? Biz bir sınav yapmıyoruz açıkçası. Valla vakti insanlar geliyor sana. Evet yani şöyle bir yöntem uyguluyoruz. Bir arkadaşımız var bu işle ilgili, yalnızca bu işle ilgilenen, bu işle uğraşan yani yarışmacılarımızı bize bulan. İstediğimiz şey daha çok yarışmacılarımızın kendilerini anlatmaları. Yani bir bize bir mektup yazın diyoruz. Ve kendini nasıl anlattığına, nasıl cümle i̇fade kurduğuna. Gücü, evet, ifade gücü, Türkçeyi kullanma bakıyoruz. Biçimi. Yani dil zenginliği. Tabii ki. Önemli bir veri bu da. Çok güzel. Daha sonrasında da hani onların arasından, o yazıların arasından seçtikten sonra da ya telefonla arıyoruz ya lütfen kanala gelin diyoruz. Yüz yüze görüşüyoruz. Yüz yüze görüştükten sonra da hani anlıyoruz ki ne doğrultuda yarışabileceğini aşağı yukarı. Yani bir soru sormuyoruz açıkçası. Çünkü biraz da farklı tabii daha ki. Daha iyi hoş bir sınav bence bu. Sonuç itibariyle bizim sorduğumuz şeyler yalnızca hani bilinebilecek kelimeler olduğu için yani bir bilgi programından yani ben bilirimden farklı. Aslında çok önemli bir ihtiyaca da cevap veren bir program. Çünkü Türkçenin gittikçe daha düşük bir kalitede konuşulduğu ve kullanıldığı gibi kaygıların yoğunlaştığı bir dönemde kelime haznesini geliştirmek, Türkçeyi doğru kullanmak, doğru yerde doğru sözü seçebilme gibi kriterleri ön plana çıkartan bir yarışma. Çok teşekkür Tabii ederim. Orada hani bilgiden ziyade Türkçe kullanımı gibi bir yetenek arıyorsunuz. Açıkçası programa başlarken hani güzel şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık. Fakat hani böyle bir görev edinmek istemedik hiçbir şekilde. Hani yani böyle bir şey yapalım, hani Türkçemizi geliştirme yönünde bir şey yapalım gibi. Beraberinde geldi. Zaten doğal olunca daha anlamlı. Açıkçası biraz da korkuyorduk. Yani çünkü bazen öyle sorular soruyoruz ki hani mizahi olsun, biraz da insanlar gülsün diye eğiyoruz, büküyoruz, soruları değiştiriyoruz filan. Hani mesela smaç kelimesini sorarken sportif tokat diye sorduk. İnsanlar biraz da gülsünler istedik. Evet. Fakat sonra çok teşekkür ederim. TDK'dan ilgi gösterdiler, alaka gösterdiler, bize bir ödül verdiler. Çok değerli bizim için. Hala bahsediyoruz. Hala keyifle bakıyoruz plaketimize. Çok güzel bir şeydi ve hani biraz daha dikkat edelim dedik. Madem ki böyle bir şey uygun görmüşler. Elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama o zirzopça sorular diyorum ben. Zirzopça sorulara da devam ediyoruz. Evet. Peki kadın erkek dediniz. Kadın erkek, genç, orta yaş bu tür kriterler var mı? Hani genel kültür ve bilgi donanımı açısından ülkemizde. Şimdi bize veriler net olduğu için bunu bakmak kolaydı. Yaşı 19, 17 doğru cevabı var gelsin. Yani 62 yaşında. Hayır, Türkiye genelinde bugüne kadar edindiğiniz tecrübeler ışığında mesela şöyle yorumlar. Genç nesil daha az okuduğu için sanki biraz daha bu konuda yetersiz kalıyor gibi bir yorum mesela gerçek mi değil mi? Katılırım bu görüşe. Neye göre katılırım? Ekrandan aldığım izlenime göre katılıyorum bu görüşe tabii. Ya, üniversite mezunu birçok genç mesela hani genel kültür anlamında çok kolay tahmin edilebilecek, bilinecek bir şeyi bilmeyince. Fikri yok. Aslında bunun için yani yarışma programlarına bakmaya gerek yok. Yani son üniversite sınavında neler olduğunu hepimiz gördük. Yani evet bir düşüşün içerisinde. Şekerler çekiyor. Evet. Ne yazık ki böyle bir durum var. Yani bir an önce çözülmesi gerekiyor. Nasıl yapılması i̇şte gerekiyor bilmiyorum. Onun içinde o kitle aslında çok da önemli bir izleyici potansiyeli. O zaman hiç onun kafasını yormayalım. Düşünmesine gerek yok. Tahmin etsin. Tabii. Şans. İçine nasıl doğuyorsa o şekilde yaşasın hayatı. İşte seçim yapsın şansa göre parayı kazansın. Çünkü bakın benim bir söylemim var. Bilmiyorum katılacak mıysan ama yarışma programında katılanlar bence figüran. Evdekiler önemli. Onlara bir şey aktarmak önemli. Öyle. O figüranlar başarılarına göre para alacaklar. Evet. Şimdi evdekiler eğer kültürlü değilse ama tahminde salla sallayabildiğin kadar. Çünkü Türk ailesi orada belki baldız, bacanak, amca, dayı falan da beraber. Özellikle TRT'nin tek olduğu zamanlarda bu şeyler de vardı.
ne bu? En uzun bina kaç metreymiş? 400 mü, 500 mü, 300 mü? Herhalde 400'dür. Hiçbir fikri yok. Hmm. Herhalde 400'dür diyecek. Tahmin. Ama eğer şıklı bir yarışma yapılıyorsa herhalde değil. Bu değil. Bunların olmadığını biliyorum demeye başlıyor. O tabii ki daha zor ve daha güzel. Evet. Ama öteki de daha kolay. Türk halkı ilkokul ortasında olduğuna göre de daha kolay. Daha çok ilgi topluyor. Ama yani hani işin güzelliği aslına bakarsanız mesela hani yine banko ve ben bilirimden bahsedeceğim. Kendi çocukluğum ona denk geldiği için. Şimdi mesela dandana kan savaşını sorarsınız. 30 yaşlarında 35 yaşlarında bir insan için dandana kan savaşı eğer ki tarihle ilgilenmiyorsa biraz fazla geride kalmıştır. Doğrudur. Evet. Yani hatırlayamayabilir işte Gaznelilerle falan evet. diye hatırlayamayabilir ama ortaokul öğrencisi bilir bunu. Evet, doğru. Çok cevabı taze. Verdiğinde de evet, aile taze evet, evet aile birlikte evet. seyrettiği zaman da baba gururlanır, evet. anne gururlanır, dede gururlanır. Bu çok hoş bir şeydir. Yani bir aileye böyle bir şey yaşatmak çok hoş bir şeydir. Bunu da bilgi yarışmaları yapabilir. Evet. O yüzden lazımdır, yapılması gerekiyor bilgi yarışmalarının. Hala bence hani kendi yarışmamı da içine katarak gerçek bir bilgi yarışmasının olmadığını düşünüyorum. Evet. Açıkça söyleyeyim. Aslında radyoda da değil mi Orhan Boran yıllarca bize sorduğu sorularla neler kazandırdı. Lişmacun adını vermeyelim ama yani onun adıyla anılırdı. Değil mi? Pazar akşamları ben hacı evet. gibi radyonun başındaydım. Evet, değerli Orhan Boran'a da buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Büyük saygı senin, büyük usta. Bayramını da kutluyoruz. Gerçekten bir ekol yaratmıştı. Çünkü televizyonda ilk yarışmayı yapan Halit Kıvanç abimiz. Evet, Halit Kıvanç da aynı şekilde. Ona da tabii ben bir anlamda ondan değerli devraldım. Ustamız, ona evet. da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Gerçekten onların aslında sorduğu sorularla biz birçok şeyi merak ettik. Açtık, okuduk. Aslında ister istemez bizim genel kültürümüze evet. evet büyük katkıları evet. oldu. Çok hoş. Yani bilgiyi bir de çok keyifli bir şekilde aktardılar bize. Yani zorlayarak evet. değil, didaktik bir şekilde evet. değil. Gerçekten merak ettirerek keyifli bir şekilde. Onun için her iki değerli ustaya da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Son olarak peki geleceğe bir projeksiyon tutmak gerekirse hakikaten yarışmalar aslında zaman zaman çok daha popüler hale geliyor. İşte bu dönem bakıyoruz daha çok şans türü yarışmalar biraz daha popüler ama her zaman yarışma programına yönelik bir talep oldu Türkiye'de. Gelecekte neler bekliyor bu türdeki programların? Yani hala yapılamamış formatı gerçekleştirilmemiş yarışma türleri var mıdır? Yoksa benzerleri mi olacak? Hayal gücüyle sınırlı. Evet. Nereye evrilecek? Şimdi müsaade eder misiniz? Lütfen. Biraz önce aynı şeyi konuştuk. Yani çekime girmeden önce aynı şeyi konuştuk. En büyük sıkıntı şudur. Ne yazık ki Türkiye'de, bizim ülkemizde kendi formatımızı yazamıyoruz. Hep yurt dışından mı alınıyor? Evet. Yani çünkü daha doğrusu yazıyoruz da pek ciddiye alınmıyor. Çünkü kimse okumuyor. Kimse okumuyor. Okumayı zaten sevmiyoruz. Hep yurt dışından olursa evet. kabul ediyor. Seyrediyor. Seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Seyrettikleri zaman ha olabilir. Bizim ülkemizde çalışabilir. Biraz adapte ederiz. Şunu şöyle yaparız. Bunu böyle yaparız. Soruları şöyle sorarız diyorlar. Fakat yani hani çok genç insanlar çok bir şeyler yapabilecek insanlar, yapmak isteyen insanlar var. Kendimi de için şartına katıyorum. Evet. Yani hani eli kalem tutan insanlar var, hayal gücü geniş insanlar var. Yalnızca yarışma programı değil. Televizyon hakikaten hayal gücüyle sınırlı bir şey. Ve eğer ki internet, çok affedersiniz, canını okumazsa, evet. yani uzun sürede devam edecek gibi gözüküyor. Yani kendi insanımıza güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz. Aslında, bakın, enteresan. Rus ruletini andıran bir yarışma yapıldı Türkiye'de. Hatırlıyor evet. musunuz onu? Böyle tak 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 dönüyordu, meniyordu. İnsanlar aşağıya falan düşüyordu. Bu dünyada çok izlenmiş bir yarışmaymış. Yitirmişler onu, seyretirmişler. Ay ne kadar güzel denmiş. Yüz binlerce lira harcanmış sırf o dekorlar için. Evet. 13 program sonra kalktı gitti. İnsanlar yere mi düşüyor? Ben izlememişim o programı. Yani, evet. Şey açılıyor. Bulundukları yerden aşağı düşüyorlar. Hani var ya, alt patların şeyi var, açılıyor. Bilemeyince mi düşüyorlar? Bilemeyince aşağıya düşüyor. Olabilir. Evet. Tanganyika'da olabilir bu. Evet. Madagaskar'da olabilir. Bilmiyorum. Bir yerde olabilir. Evet. Türk halkı bundan zevk alıp ama seyretti ya. Aa ne kadar hoş düşüyorlar. Aa ne kadar bilmem ne. Harcanıyor. Çok güzel de uygulanmıştı. Güzel açıkçası uygulandı. Yani hani ama her yürümedi. Açıdan. Rejisi çok iyiydi. Evet. Prodüksiyon ekibi çok güzel çalışmıştı. Sunucusu çok iyi bir sunucuydu. Evet. Fakat bazı şeyler bazı kültürlerde işlemiyor. Olmaz. Evet. Yani Türkiye yarışma çöplüğü halindedir şu anda. Dışarıdan getirilmiştir format. Okumayı sevmeyen ilgili kişi seyretmiştir, beğenmiştir, yaptırtmıştır. Ya yapım şirketi batmıştır, kaldıramamıştır masrafı ya da
yüklemiştir bu tarafa, şirket ziyan etmiştir o kanal. Yani olay budur Türkiye'de. Maalesef aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Sadece yarışma programları için değil, başka tarzdaki programlar için de genel olarak yapımcı profili, tabii ki istisnalar vardır. Kendi yaratıcı güçleriyle ortaya yeni programlar, formatlar koyanlar vardır ama genelde yurt dışına gidip oradan izleyip bir anlamda kopyalayıp, tabii, hatta çoğu zaman telif de ödememek için biraz değiştirip kendine göre dönüştürüp benzerini yapmayı bir yapımcılık olarak ortaya koyan örnekler maalesef çok fazla. Benim elimde şu anda yayınlandığı takdirde ilgiyle izlenecek bilgi, kültüre dayalı eğlence de var içinde bir yarışma programı var. Evet. Hiçbir yere yayınlanamıyor. Evet. Niye? Çünkü kimse okum dinlemiyor bile. Ha, diyorlar ki bu siz artık... Bülent Özvensin. Bizim halimiz işte. <düşünüyorum. gülüyor> İnsan en güzel yorumu yaptı. Yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Samimi söylüyorum bunu. Bir grafikerle anlaşıp, bu reklamcılıkta biliyorsun storyboardlar yapılır anlatmak için müşteri, evet, hikayeyi. Böyle 120 kareyle bunu çizdirmek renkli. Onu videoya çekmek. Tabii biraz oynamak. Seslendirme kur... Al yarışma bu demek. Evet. O vakit anlayacak insanlar ne olduğunu belki. Evet. Yani, okuduğu zaman anlamıyoruz. Tabii ki hani yani biraz daha rahat hareket edebilecek durumda olsak dışarıda da yapılan şey önce bir pilotu çekiliyor, tabii, programın. Sonra tabii, o pilotu götürüyorlar, tabii, gösteriyorlar. Evet. Fakat hani bunun için harcayabilecek paramız yok bizim. Ciddi paralar. Evet. Evet. Ciddi paralar. Neyse buradan yapımcılara da bir mesaj göndermiş olduk. Göndermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Yarışma programlarını hep biz ekranlardan izliyoruz ama... kamera arkasında neler yapılıyor, ne gibi bir ön hazırlık yapılıyor, kriterler neler, sizlerin sayesinde öğrenme fırsatımız oldu. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız, katkılarınız için. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bu hafta içinde programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte pazar sabahı saat 11.10'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.